Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in darbe imalı konuşmalarının ardından çektiğim videodan sonra çok ciddi linç edildim. Videomun bir parçasını kesmişler. Üzerinde ne yazmışlar biliyor musunuz? Muhalifleri ölümle tehdit ediyor ben. Ölümle tehdit etmişim. Muhalif olanları ölümle. Bu. Kestiğim parça da Süleyman Soylu Bey'in 15 Temmuz'la ilgili bir yayından koyduğum parça var ya, bunun anlamı deyip hatta videoyu izleteyim, üzerine konuşayım. Daha net görün. Ama şunu söyleyeyim. Biz 15 Temmuz'da esas yapacaklarımızı yapamadık. Bu çok net yani. Yani bize bir daha o fırsatı verirler mi bilmiyorum. Yani bu şu. Bir daha böyle bir şeye kalkışırlarsa biz o fırsatı almış oluruz. Bunu koyup üzerine bunun anlamı budur dedim kısmı böyle almışlar, tamam mı? Bir daha darbe olursa kaçacak delik bulamazsınız vesaire dedim, o kısmı almışlar. Hop, muhalifleri öldürmek tehdidi, beni hedef gösteriyorlar. Bir de beni hedef gösteriyorlar. Bir sürü zaten düşmanım şeyimiz var. Birçoğu atan da okyanus ötesindeki gruplar. Onlar atıyor. Burada Mustafa Kemal resimli profilli bir sürü kişi de bunu dese, halkı kim ve nefrete sürüklüyormuşum, ayrıştırıcıymışım. Ya diyorum ki darbe böyle bir şey olursa, yine söylüyorum, aha söylüyorum, kırpabilirsiniz. Bir daha böyle bir şey kaçacak delik bulamazsınız, kaçacak delik. Bu kadar açık söylüyorum ya, tekrar o kısmı versenize. Niye milleti işte yalan, bunların ama şeyi bu, manipülasyon. Pis yalancı adiler. Heh? Yine söylüyorum, bırakın Tayyip Erdoğan'ın canı vesaire, tırnağının ucundan bir şey koparın, kaçacak delik bulamayacaksınız. Bu kadar açık söylüyorum. Heh. Seçimle gelirsen gel, ama ne diyor, seçim veya bir başka yolla, biri de yıkacağız, düzenleyecek, ortada seçim yok. Ha, bu söylemler üzerine bunları niye aktarmıyorsunuz? Akıllarınca işte bunu yapacaklar. İtibar şey suikastı. Baktı etki alanı büyüyor ya. Ama hepinizden Allah razı olsun. Çok ciddi destek verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bunlar fasafito sökmez. Sökmez. Bizim duruşumuz Allah'ın izniyle belli. Şimdi o Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'in konuşmalarını görmemiş olanlar vardır. Bir aktarayım. Üzerine devam edelim. Çünkü daha da ileri gitmeye başladılar. Adnan Menderes'e sonun aynıdır diyecek kadar onları aktaracağım detaylarıyla. Önce bir izleyelim, ardından o konuya geçelim. Saray düzeninin sonu geliyor. O son, bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin, bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız. Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil, öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da bir önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin gerçekten halkın artık gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim, bir iktidar değişikliğine, hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle... Ortada seçim yok, bir şey yokken bu konuşmayı yapıyorlar. Seçim veya bir başka türlü, bir başka türlü nasıl gidebilir? Bunun üzerine yaptığım konuşmayı işte alıp çok farklı bir şekilde lanse ettiler. Neyse, geçiyorum onları. Onlar gırla artık, fasafiso gelir. Şimdi de Artı Gerçek sitesinde bir haber. Kalkmış oraya yazmış, makus kaderden kaçış yok. Altta Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, yanında Adnan Menderes. Ne demek bu? Hı? Bunu okuyamamak için geri zekalı olmak lazım. Bir gram beyin olan anlar. Ne diyor? Hı? Adnan Menderes nasıl ölmüştü? Nasıl? Ya. Diyor ki idam edeceğiz diyor. Sonun diyor Adnan Menderes gibi diyor. Kaçamazsın bundan diyor. Ondan sonra ayrıştırıcı. Melih ayrıştırıcı. Siz de tabii ki ayrıyız. Elhamdülillah. Siz de tabii ki ayrışacağız. Kardeşim ben vatanım, milletim, devletimin yanındayım. Sen benim irademi tehdit ediyorsun. Ondan sonra yok nefret dili. Ne yapacağım? Gül mü uzatacağım sana ben? Nasıl yumuşak konuşayım sana ben ya? Ama mesela bunlar paylaşılıyor. Milletvekilleri nerede? Gazeteciler nerede? Koysana da tepki. Biz kelle koltukta konuşuruz. Sıkıntı yok. Bizim sonumuz biri bilmem ne, o kadar örgüt var bir şey. Bundan korkumuz yok. Çıksa ya delikanlı, o kadar bilmem ne milletin şeyi deyip. İlla Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor. Bir sürüsü böyle. Ondan sonra. Bakın.
konuşmasını aktarayım yazısına. Net olarak görün ne dendiğini bak. Diyor ki RT tarihi kendince okuyup yorumluyor ve taktiklerini belirliyor. Bunun için de 2007 yılında darbe karşıtlarının liberal desteğini aldı. 2013 yılında Gezi direnişinin kendi 27-28 Nisan'ı olmasının önüne geçti. 27-28 Nisan. Kendi diyor şeyin önüne geçti diyor o şekilde. Ve 2015 yılında ise kendine yönelebilecek darbe potansiyelinin erken patlamasını provoke etti. Yani diyor ki 15 Temmuz tiyatroydu. Kendi yaptı diyor. Tayyip Erdoğan yaptı diyor. Bu kadar. Ondan sonra RT'de bir Menderes travması vardı diye devam ediyor. Sonra korona günlerini bırakın Türkiye'yi, tüm dünyayı bir sorgulama yöneltmekte. Bundan RT'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil diye. Ondan sonra ağır konuştum, sert konuştum. Benim ayrıştırıcı şudur budur. Kardeşim destekle destekleme. Tayyip Erdoğan destekle destekleme. Adam ülkenin senin cumhurbaşkanı bunu tehdit ediyor ya. Burada yazılsa bu işte yazısından da okuyorum. Öncesinde de siyasi tarih dizmiş. Bu. Ama açık söylüyorum. Biz daha yeni başladık. Kaşınızı kaldırın bu sadece bu şey için darbe bilmem ne için. Sizi doğduğunuz yere geri gömeriz. Sizi gömeriz oraya, tıkarız oraya. Çok net söylüyorum. Al kes burayı da. Kes paylaştır, kesin burayı da. Yaz, ek sözlükte de yaz bilmem ne. Yok kendince konu bağırıyor. Çok şükür Fahrettin Altun suç duyurusunda bulunmuş bu yazıyla ilgili. Ama şunu sormak gerekiyor. Nerede gördünüz mü mesela bir milletvekilinin bir şeyin ilinize bakın. Bir paylaşımını, bir gazeteci falan. O kadar etkisizsiniz ki. Yani o kadar. Titillere baksan ülkeyi HDP, CHP yönetiyor sonrasını yani. Sinirlerini bozuluyor insanın. Ben bu videodan çıktıktan sonra böyle kasılmış şekilde oturuyorum. Neyse birazcık gülelim. Trajikomik bir durum aktarayım yine gülelim derken. Şimdi de Halk TV'ye gidelim. Biliyorsunuz ülkemizin komedi ihtiyacının çoğunu karşılıyor diye söylemiştim. Her gün yeni bir skeçli oyunla karşınıza geliyor. Bugün sahnede Yalanlar Kraliçesi oyunuyla Ayşenur Arslan. Biliyorsunuz bu şeyi alabilmek için çok yoğun çaba sarf etti. Çok double artık yalanları üst üste sıralayarak bu noktaya geldi. Yine bir yalanla başlıyor. Daha önce Barış arkadaşlar İsmail Saymaz'a bile aktarmıştık. 444 ile çarpıp şu kadar vaka var bilmem ne. Başlıyor diyor ki kısa işte çalışma ödeneği falan verilmiyor. Şu yapılmıyor, bu para verilmiyor, buna yapılmıyor diye. Karşısında Cumhuriyet Gazetesi muhabiri bak. Gazete Cumhuriyet. Daha önce de yine muhalif bir profesör bozmuştu Barış arkadaş. İsmail Saymaz'ı yine karşısındaki vesaire. Yine onların ekipten artık o kadar uçuyorlar ki çünkü. Diyor ki Miyase İlknur Cumhuriyet Gazetesi muhabiri. Yo. Hayır diyor öyle bir şey yok. Biz diyor alıyoruz diyor. Siz de başvurun siz de alın diyor. Hadi ya hadi. Bir de şeymiş gibi öyle saf şey ayağına atıyor. İzleyelim ya üzerine. Bir gülelim ya. Bir karar. Bir de aslında çalışma ödeneğinden kurtulmak istiyorlar sanırım. Vallahi kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar yani o kadar sınırlı ki. O kadar sınırlı ki ve daha hala paralar da başlamadı ödenmeye. Ya da %5 civarında falan galiba. %5-10 civarında başladı. Müdürüm biz de yararlanıyoruz. Nasıl yararlanıyorsun? Kurum olarak başvurunca evet. Alıyoruz. Siz başvurdunuz mu? Başvurdum. Cumhuriyet Gazetesi olarak. Evet. Nasıl yararlanıyorsunuz? Anlat bakayım. Ya onu geliyor işte o kısa çalışma ödeneği. Hatta bize duyuru yapıldı personelden. Yani 100 lira 200 lira eksik olabilir, fazla olabilir. Onu sonra mahsuplaşacağız falan diye. Devletten para geliyor. Kısa çalışma ödeneği denen o şeye başvuruyorsun. Ha. Kişi başına yani çalışan kişi başına geliyor. Peki kısa çalışıyor musunuz ki ödenekten yararlanıyorsunuz? Yok tam çalışıyoruz. Kısa çalışmıyoruz tam çalışıyoruz. Ama ödenekten nasıl yararlanıyorsunuz o zaman? Ya onun teknik şeyini karıştırmayayım peki. Bilmiyorum. Ama yani şaşırdım bilmiyordum. Yani sizin bir de kurum olarak başvurabilirsiniz. Aa biz başvurduk mu acaba aktif olarak? Hiçbir fikrim yok vallahi. Kim bilir? Eğer karşısındaki devam ettirse o yalanı devam eder. İzleyiciler de demek ki verilmiyordu. Devam edecek işte bu. Kafa bu, zihniyet bu. Bozulmasa devam edebiliyorsun. Birbirlerini gazlayıp daha da uçarlar. Devlet 200 milyar liralık paket, ekonomi canlandırmak için paket çıkarıyor. Yok bunlara göre yalan. Hiç bunu nasıl ikna edeceksin? Karşıdaki devam etse devam eder. Hala zorluyor bu. Hadi ya öyle mi? Nasıl bir şey? Kafalara bak ya Rabbim ya. Neyse Allah sonumuzu öyle etsin. Bunlar geçer de işte bu kafalarla beraberiz ya. Devam ediyor.
İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zili önemli. Bakın şunu da tekrar söyleyeceğim. Geçtiğimiz videoda Selçuk Bayraktar istiyordum. Bir saatte video 10 bin küsur izlendi. Yani 100 bini aşacak bir videoda. Ortalama artık video paylaştıkça görebiliyoruz o hesabı da. Video aramalarda çıkmamaya başladı yine. Daha önce yapıyorlardı ya. Yani videomuz geri plan atılıyor videolarımız. Arama yapıyorsun. Yok, ismini yazıyorsun. Bizim ismimizi yazıyorsun. Çıkmıyor. Videolarımız geri plan atıyor. O yüzden lütfen şu bildirim ziline basın. Oradan da tümünü işaretleyin ki anında bildirim gelsin. Normalde belki şu anda 100, 150-200 bin kişi izleyecekti. Hala 10 küsür binde yani. Zaten atıldığında hatırlarsanız bir saatte o kadar sayı olmuştu. Son iki videoda, o diğer videoda öyle. O sonra açıldı. 5 saat sonra falan. Bu hala açılmadı. Böyle bir kısıtlama söz konusu. O yüzden destekleriniz çok önemli. Lütfen de paylaşın ki daha çok kişiye inşallah sizler sayesinde ulaşmış olsun. Videoyu beğendiğiniz zaman da o önerilenler videosuna çıkıyor. Eğer böyle engelleme yaşamazsak onu da söyleyeyim. Efendim katıl butonundan destek olabilirsiniz. Siz destek oldukça daha profesyonel içeriklerle inşallah karşınızda oluruz. Melih Esat Acıl olarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Soru cevap videosu arasında birkaç video girecek demiştim ama tekrar hatırlatayım. Oradan soruları alacağım inşallah. O yüzden oradan takip edip ben orada hikaye paylaşımda soruları gönderebilirsiniz. melihesatacil@gmail.com'dan de ulaşabilirsiniz. Yorumlarda geliyor abi şunu bana ulaş bilmem bana ulaş. Orada söylüyorum. Buradan ulaşabilirsiniz efendim. Efendim Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün biraz durgundum, biraz rahatsızdım. Onda kusuruna bakmayın. Allah'a emanet olun.